Dolaşım sistemi ikinci videodayız. Hocam kazanımlarımız nedir? Kan damarlarının temel yapılarından bahsedeceğiz. Damar içerisindeki hareket ve Starling hipotezi çok değerli. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Bence burada bilinmesi gereken en değerli şey şu endotel tabakası ya da işte epitel tabakası. Bu tek katlı yassı epiteldir ve dikkat ettiyseniz arkadaşlar her üç damarda da ortak olan tek şey. Zaten kılcal damar dediğiniz zaman tek katlı yassı epitel, endotel ama baktığın zaman başka bir şey yok. Dolayısıyla 3 damarın özellikleri, ortak özelliği hangisidir dedin işte kas diyecek, bilmem başka bir şeyler söyleyecek, bağ doku diyecek. Sen direkt epitel dokuyu ara. Çünkü o kadar da detaya giremez burası için. Ama şimdi biraz üzerinde konuşalım hocam. Ben atar damara bakıyorum ve toplar damara bakıyorum. Bir kere iç çap, iç çapa baktığımızda şöyle bir beyaz kalem alayım. Burası kırmızı olduğu için belli olsun şöyle iç çapa baktığımda toplar damarın iç çapı daha fazla. O yüzden şu anda dinlenme halinde hepimizde aslında kanın en fazla bulunduğu yer toplar damar. Lütfen vücudunuza kanın böyle simetrik bir şekilde aktığını düşünmeyin. Bazı damarlarınızda kan miktarı daha fazladır. Hatta toplar damarlar kan havuzudur. O yüzden uzun süre hareketsiz kaldığınız zaman toplar damarlarda pıhtlaşma ihtimali artar. Dikkat etmekte fayda var. Ve toplar damarlara baktığınız zaman ekstradan kapakçık görebilirsiniz. O zaman hocam bunları yazar mısın lütfen? Bir kere atar damarda ilk yazman gereken şey kapakçık yok. Ve burada ne var dikkat ediyorsan düz kas tabakası elastik lif. Şimdi dış bağ doku. Dış bağ doku. Ortada ortada düz kas ama içerisinde elastik lif inanılmaz fazla. Neden? Çünkü basınç yüksek. Cevabı da bu. Basınca dayanıklı olması lazım. En içte de ne var? Tek katlı yassı epitel doku var. En içte epitel. Tamam. Elastik fazla çünkü basınç yüksek. Düz kas katmanı, düz kas tabakası kalın oluyor bunlarda. Şimdi toplar damarlara bakalım. Kapakçıktan bahsedelim önce. Kalbin kalbin seviye olarak altındakilerde var. Altındakilerde kapakçık var. Yani üstten zaten yer çekimine doğru geliyor. Alttan giderken sıkıntı. Çünkü yerden yukarı doğru hareketmen lazım. Giden kanın geri dökülmemesi lazım. İstisnalar kaydıyı bozmaz arkadaşlar. Bunlar genel ifadeler. Yine dışta bağ doku. Ortada kas. Ama nasıl kas? Düz kas. Hocam elastik lif var mı? Var tabii ki. Ama çok az. Elastik lif çok çok az. Çünkü basınç düşük. Ya kalbi düştükleri, o kalbe bağlandıkları yerde 0 mm civaya kadar düşüyor. En içte epitel. Peki, güzel. Şimdi temel anatomik yapı bu. İşte sana soracak bütün toplar damarlarda kapakçık bulunur mu? Hayır. Ya da atar damarda kapakçık bulunur mu? Hiçbirinde bulunmaz. İkisinin ortak özelliğine düz kas var, bağ doku, epitel doku var. Hangisinde elastik lif daha fazla? Atar damarda. Neden? Basınç yüksek. Bitti. 3 damarında ortak özelliğine tek katlı yassı epitel. Peki toplar damarlarda kan nasıl akar? Yani şimdi ben az önce söyledim ki parmak ucunda bir tane kan damlası var. Kalbe gelmesi lazım. Adam en uçta ve yerden yukarı doğru hareket edecek. Bir, kalbin kan pompalaması bunu etkileyecek. Kan pompalaması. Yani bir şekilde şöyle düşünebilirsin. Arkadaki kan, öndeki kanı itecek. İkincisi, işte bu kapakçıklar kapakçıklar arkadaşlar geriye akmayı engelleyecek. Çünkü kapakçının duruşu şöyle ya kapakçığın. Mesela kan şöyle gittiğinde buradan bu şekilde alttan desteklenmiş gibi olacak. 3 bu damarların yani toplar damar etrafındaki iskelet kası. Toplar damar etrafındaki bakın yapısındaki değil ha Etrafındaki iskelet kası yani sizin bacaklarınızı düşünün o yüzden yürüyüş yapmak çok önemlidir ödemin azalmasına neden olur ayaklarda sıvı birikmesinin e, ödemin azalması ve ayakta sıvı birikmesinin engellenmesine neden olur çünkü bakın bunun damar olduğunu düşünün bu toplar damar içerisinde kan var alt taraf kapakçıklı kapalı tamam sıvı bunun içerisinde şimdi ben bu damar olsaydı mesela pipet gibi düşünün damar olsaydı ben şuradan bir bassam bu sıvı ne olacak yukarı çıkacak. İşte o basma işlemini yapan bunların etrafındaki iskelet kasları bacaklarınızdaki mesela kaslar bunları sıkarak içerisindeki sıvının şu şekilde yukarı doğru hareket etmesini sağlıyor. O yüzden etrafındaki iskelet kaslar önemli. İşte bu otobüs yolculuklarında vesaire hani mola vermeleri iğneni yürüyüş yapın denmesinin en temel sebeplerinden biri o. Dediğim gibi arkadaşlar uzun süre hareketsizlik pıhtılaşma reaksiyonuna neden olabilir. Bir de tabii ki toplar damarın yapısındaki düz kaslar. Bunların da sonuçta kasılması bir şekilde o etkiyi yaratabiliyor. Damarı daraltıp kanın yönlenmesini sağlayabiliyor. Başka ne olabilir hocam? Yer çekimi. Yerine göre pozitif, yerine göre negatif. Kalbin seviyelerik üstünde ise yer çekimi artı etki gösteriyor. Alttaysa et, eksi etki gösteriyor. Göğüs içi negatif basınç. Bu ne demek hocam? Şimdi şuraya çizmek istiyorum. Sadece gözünüzde canlansın diye çizmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şurası karın, şurası göğüs. Karın içi 0 mm civar, göğüs içi eksi 3 mm civar. Eksi 3, eksi 6. Bakın eksi 0. 0 mı büyük, eksi 3 mü? Tabii ki 0. Yani buradan karından göğüse doğru bir kan akışı oluyor. Yani siz arkadaşlar diyafram kasınızı kasıp aşağı gönderdiğinizde karın basıncı arttığında kanın Yönlenmesi şu şekilde oluyor. Bunu şöyle özetlemiştim geçmiş senelerde. Şimdi tekrar söyleyeyim. Bir bardağı ağzına kadar çayla doldurun ya da suyla doldurunuzu düşünün. Sonra o suyu bardağın ağzını böyle %100 kapatmayacak şekilde bir silindir koyduğunuzu düşünün. Silindire yukarıdan bastığınızda içindeki sıvı ne olur? Yanlardan yukarı doğru fışkırmaya başlar değil mi? İşte aynı mantık. Silindire basıyorsun aşağıdaki sıvı yukarı doğru yönleniyor. Yedinci bir madde siz düzgün yazıyorsunuz zaten oraya sığar bu kulakçıklarda oluşan emme kuvveti kulakçıklarda oluşan emme kuvveti yani hocam yani şu şimdi şöyle yapalım kulakçıklar kasılır karıncıklar gevşer şu şekilde bir hareket var değil mi kulakçık kasılıp kanı karıncıklara doldurup tekrar gevşediğinde burası artık boş ya. Bir emme kuvveti şu şekilde bir sonra bastım. Bastım yani bir şekilde çekiyor. Orada bir negatif kuvvet oluşuyor aslında. Biz buna emme kuvveti diyelim. Dolayısıyla bu arkadaşlar faktörler toplar damar içerisindeki kanın akışını sağlayan akışına yardımcı olan faktörler. Evet şurayı temizleyebilirim şimdi gönül rahatlığıyla. Damarlar ve akış böyleyken 3 tane grafik var hep karşınıza çıkar. Hocam onlar sormaktan bıkmadı biz çözmekten bıktık diyebilirsiniz. Atar, kılcal toplar. Bir kere akutu yazacaksın. AKT. AKT yazacaksın. Şimdi bu ne grafiği biliyor musun? Bu basınç grafiği hocam. Basınç atardan toplar damara doğru gidildikçe azalır. Hatta ben ne dedim az önce? Kalbe giriş yaptıkları yerde 0 mm civaya kadar düşer. Bu nedir hocam? Bu hız grafiğidir. Hız. Hocam kılcal damarlarda hız minimumdur. Çünkü kılcal damar bir kere madde alışverişinin yapıldığı yerdir. Madde alışverişi yapılan yerde kanın çok hızlı geçmesini ister misin? Hocam yavaş yavaş geçsin ki oradan maddeyi alayım rahat bir şekilde de atayım. Peki bu nedir hocam? Bu da yüzey alanı. Zaten yüzey alanı ile hız ters olmalı, ters orantılı olmalı. Bakın şimdi şuraya hatta rengine de uygun olsun. Şöyle kırmızıyı alayım. Şöyle kesete şöyle atar damar çiziyorum. Atardamar ucunda kılcal damarlar bu şekilde dağılıyor, ayrılıyor. Sonra elime mavi kalemi alıyorum. Hocam şu şekilde ne oldu bakın birleştiler ve şöyle bir görüntü oldu. Ben aslında burada ne yaptım biliyor musunuz? Dolaylı olarak şuradaki çap farkını da iç lümen çapı farkını da göstermiş oldum. Yani bunun mesela kas tabakası şöyle şu tarafta incecik burada kap kalın olabilir. Ama ben iç lümeninden bahsediyorum hocam. Ona dikkat edeceksin. Fakat kılcal damarların kesit alanına bakın. Burada total düşünmeniz lazım. Ya hocam bir tane kılcal damar nasıl çapı fazla öyle değil. Sıvı sonuçta kan hareket ederken bir anda bir sürü yola ayrılıyor. Sonra tekrar toparlanıyor. Yani hocam burada yüzey alanı maksimum olan yer kılcal damarlar. O yüzden hız minimum. Hız minimum olduğu için gönül rahatlığıyla madde alışverişi yapabiliyorum. İşte geldim Starlink hipotezine. Bence buraya yıldız atın arkadaşlar. Çıkacaksa dolaşım sisteminden soru buradan çıkar. Şimdi Starlink hipotezine baktığım zaman iki tane basınç üst üste gelir. Bunlardan bir tanesi ozmotik basınç, diğeri de normal kan basıncı. Normal kan basıncında grafiğini şu şekilde çizeriz. Şimdi ozmotik basınca baktığınız zaman yaklaşık 25 milimetre civalık bir basınçtan bahsederiz. O normal kan damarı basıncı 40 milimetre civa ve toplar damar ucundaki basınç 15 milimetre civar. Şimdi ne yaptık biliyor musunuz? Şurası atar damar, şurası toplar damar ya. Yani. Bakın PA büyük OB oldu. Buradaki atar damarın damardaki, atar damar ucundaki basınç ozmotik basınçtan yüksek oldu. Ancak şuraya baktığınız zaman ozmotik basınç toplar damarın ucundaki basınçtan yüksek oldu. Yani hocam şimdi şöyle bir damar çizmek istiyorum arkadaşlar. Burada Renk çok önemli değil artık. Bir şeyin mantığını anlamanız lazım. Şimdi damarı çizdim bakın. Normal şartlar altında şöyle ozmotik basıncın sabit olduğunu düşünün. Ancak atar damar ucundaki basınç PA ozmotik basınçtan yüksek olduğunda burada ne oluşacak? Bir itme kuvveti oluşacak. Ancak biraz daha ilerlediğinizde bakıyorsunuz ki ozmotik basınç PT'den fazla olduğu için burada da ne olacak? Bir çekme kuvveti oluşacak. Bakın okların büyüklüğünü bilerek farklı yaptım. İten kuvvet çeken kuvvetten daha fazla. Şimdi burada Starling hipotezi işte madde alışverişi yapıyorsunuz. Burada bir sürü hücreniz var sizin. Burada doku sıvısı bir sürü hücre var. Şimdi tabi burası eğer akciğer dışındaki bir atar damarsa bu da akciğer dışındaki bir toplar damarsa teorik olarak oksijen çıkacak, besin çıkacak, su çıkacak, mineraller çıkacak. Doğru mu? Peki eğer... Burası toplar damar ucuysa buradan da karbondioksit alınacak, artıklar alınacak, işte fazla su alınacak vesaire. Ama okları bakın birbirinden farklı büyüklükte çizme nedenim nedir? Mesela toplarken ki ok daha az. Her seferinde burada arkadaşlar bir miktar sıvı birikecek. Bir miktar sıvı birikecek işte o zaman devreye kim girecek? Lenf sistemi girecek. Lenf sistemi burada fazla olan maddelerin toplanmasını sağlayacak. Peki o zaman bir şey söyleyeceğim. Burada checkpoint'e yazmakta fayda var. Ödem sorusu sorarlarsa ne yapacağım hocam? Ödem. Peki kalsın o şimdi. Baktığımda ödem oluşumu başlığın altına bir şeyler yazmak istiyorum. Diyor ki sana ödem nedir? O morla boyadığım yer var ya orada sıvının birikmesidir ödem. Yani dışarı iten kuvvetlerin artması, içeri çeken kuvvetlerin azalması mesela ödemdir. Çünkü damar dışına çıkan sıvı ödeme neden oluyor. Hocam şöyle yapar mıyız? Mesela birinin hipertansiyon hastası olduğunu, kan basıncının yüksek olduğunu düşünelim. O zaman ödem. Ya da hocam birinin kanının ozmotik basıncının çekim kuvvetinin, emme kuvvetinin düşük olduğunu düşünelim. Karaciğer hastalıklarında. Mesela albumin karaciğerin önemli proteindir. Ve buradaki ozmotik basıncın sağlanması albumin denilen protein sayesinde olur. E, karaciğer iflas ederse? Ozmotik basınç düşer ve dokulardan sıvılar çekilemez. Kanın ozmotik basıncı düştüğünde dokuların arasındaki sıvı birikir. Bu da tamam. Peki hocam az önce sen lenf damarı dedin. Lenf damarı fazla sıvıyı toplar dedin. Ya lenf damarları tıkalıysa? Lenf damarı tıkalıysa kimse toplayamayacak. Peki hocam bir de şurası doku sıvısıydı doğru mu? Evet. Doku sıvısının Ozmotik basıncı artmışsa ne olacak? Sürekli dışarıya doğru çekmeye çalışacak. Bak ezber yok. Kan basıncı arttı, itme kuvveti. Kanın ozmotik basıncı azaldı, çekemiyorsun. Toplaması gereken lenf sisteminin kılcalları daraldı, tıkandı, sıkıntı. Ya da kan damarının dışındaki adam ozmotik basıncı o kadar çok artmış ki damar dışına sürekli sıvı çekmek istiyor. Bir de ben buna bir şey daha eklemek istiyorum. Aslında hepinizin bildiği histamin miktarı artmışsa ne olacak? Histamin kılcal damarların geçirgenliğini arttırıyordu. O yüzden alerjik reaksiyonlarda insanların yüzü gözü şişiyor. Çünkü histamin o alerjik reaksiyonlarda artan maddedir. İşte size arkadaşlar ödemin oluşmasına neden olan faktörler. Kan basıncının artması, kan ozmotik basıncının azalması, histamin gibi bir madde, doku sıvısının ozmotik basıncının artması ve lenf damarlarının tıkanması. Bence çok değerli. En az ezberle bu işin altından kalkmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Staling hipotezindeki basınç ve ozmotik basınç ikilisini arkadaşlar üst üste koyun. Baktığınız zaman basınç ozmotik basınçtan yüksek olacak atardamar ucunda. O yüzden atardamar ucundan itme oluşacak. Ama burada ozmotik basınç toplar damar ucundaki basınçtan fazla olduğu için burada da çekme olacak ve bu itme çekme dengesi bozulduğunda işte ödem gibi mesela bir hastalık oluşacak. Geldim küçük kan dolaşım ve büyük kan dolaşımına. Küçük kan dolaşımı ne demek hocam? Aslında kalp akciğerlere kan gönderiyor. Neden? Oksijenizi etmek için. Sonra akciğerlerden kalbe tekrar kan dönüyor. Peki nereden başlıyor? Bakalım şimdi kalbin sağ karıncığından başlıyor arkadaşlar. Kalbin sağ karıncığı. Sağ karıncıktan akciğer atar damar aracılığıyla. Şöyle akciğer atar damarıyla kan nereye gidiyor? Akciğerlere gidiyor. Ve akciğerlerde, özellikle alveollerde oksijen bakımından zenginleştirildikten sonra akciğer toplar damarı ile tekrar nereye dönüyor kalbe dönüyor. Ama kalbin neresine sol kulakçığına dönüyor. Peki, o zaman sağ karıncıkta başlayıp sol kulakçıkta biten bu olay küçük kan dolaşımıdır, tamam mı? Evet, şöyle burayı küçültelim, sığdıralım şu şekilde. Peki, e, burada Portal dolaşım diye bir ifade var. Port ne demekti? Kapıydı. Portal dolaşım karaciğerle alakalıydı arkadaşlar. Bunu defalarca soracağım size. İşaretli molekül soruları da çözeceğim. Bakın burası karaciğer atar damarı klasik. Şurası da karaciğer toplar damarı olsun. Peki bu ne hocam? Bu işte kapı toplar damarı. Bu kapı toplar damarından giriş yapanlar mesela ince bağırsak ve kalın bağırsak toplar damarları gelir ya da mide buna kan gönderir. Dalak buna kan gönderir. Pankreas buna kan gönderir. Arkadaşlar biz işaretli molekül soruları çözerken burada o zaman en çok şuna dikkat edeceğiz. Ben buraya böbrek yazdım mı? Yazmadın hocam. Böbrek kapı toplar damara değil, direkt alt ana toplar damarı açılır. O yüzden böbrek toplar damarına işaretli bir molekül verildiğinde kapı toplarda rastlanır mı? Cevap rastlanmaz. Bakın işaretli molekül sorusu diye bir test çözeceğimse merak etmeyin ama burada söylüyorum birisi size böbrek toplar damarını sorarsa ki bu karmaşanın içerisinde emin olun mide, pankreas, işte buraya safra kesesi yazabilir, dalak vesaire vesaire. Bunların hepsi kapı toplarla bağlanır ama böbrek toplar damarı nereye açılıyormuş? Alt ana toplar damarı açılıyormuş. Dikkat edin lütfen. Peki Hocam büyük kan dolaşımı var bir de. Büyük kan dolaşımı o oksijenlendirme dışındaki olaylar. Mesela sizin sol karıncığınızdan başlayacak olay. Sol karıncıkla aort içerisine. Aorttan da artık hangi damara, hangi organa gidiyorsa. Mesela diyelim ki böbreğe mi gidecek? İşte böbrek atar damarıyla böbreğe gelir. Böbrek kılcallarından ne yapar? Böbrek toplar damarına gelir. Hem en azından burada ikilemiş oluruz. Böbrek toplar damarından alt ana toplar damara gelir. Alt ana toplar damardan kalbin sağ kulakçığına gelir. Yani hocam sol karıncıkta başladı. Sağ kulakçıkta bitti. Lütfen ezber yapmayın. Çok rica ediyorum. Aslında temel mantık şu. Bakın sağ karıncıkta başladığında sol kulakçıkta bitti. Neden? Çünkü akciğeri gönderden akciğer temizledi. Ama Şuraya baktığınızda sol karıncıktan başlayıp sağ kulakçıkta bittiğinde vücudu bir gezdi sonra tekrar kalbe geldi. Şurası büyük kan dolaşımı oldu. Şurası küçük kan dolaşımı oldu. Peki kapalı kan dolaşımı neydi? Hocam onun konumuzla ne alakası var? Atar damarla toplar damar arasında kılcal damar olması kapalı kan dolaşımıdır. Sınıflandırma sorusuydu. Bütün omurgalarda kapalı kan dolaşımı bulunurdu. Buna da dikkat edelim. Evet, checkpoint yapıyoruz şimdi. Ödem Starling hipotezini bilecektik. Hocam, kan basıncı ozmotik basınçtan yüksekse itilir. Ozmotik basınç kan basıncından yüksekse çekilir. İşte bu denge bozulduğunda ödem oluşur. Ama nasıl ödem oluşuyordu? Damar dışında sıvı birikmesiyle. Damar dışında sıvı biriktir. Kan basıncının artması kanın ozmotik basıncının azalması, doku sıvısının ozmotik basıncının artması, histamin gibi kılcal damarların geçirgenliğinin artması. Bunlar hani temel şeylerdi arkadaşlar. Bir de ne vardı? Lenf sisteminin görev yapamaması, lenf kılcallarının tıkanması. Çünkü onlar fazlaca olan sıvıları, damar dışına çıkan proteinleri, büyük molekülleri tekrar dolaşıma katıyordu. Hocam damar dışına protein çıkabilir mi? Çıkar arkadaşlar. Bizler makine değiliz. Sıfır diye bir şey yok. Küçük kan dolaşımı kalp akciğer kalp büyük kan dolaşımında kalp dokular sonra tekrar kalp bu şekilde de kodlayabilirsiniz. Portal dolaşıma baktığınız zaman port karaciğerde arkadaşlar karaciğer kapı toplar damarıyla gelen kan portal dolaşımı simgeliyor. Böbrek toplar damarları kapı toplar damarına açılmaz dikkat edelim lütfen. Toplar damarda kanın akışını etkileyen faktörler işte arkadaki kanın öndeki kanı itmesi yani kalbin pompalanması ya da işte Kalbin seviye olarak altındaki toplar damarlardaki kapakçıklar, bu toplar damarların etrafındaki iskelet kasları, toplar damarın yapısındaki düz kasların kasılması, kanı sürekli yönlendirmek için önemliydi. Göğüs içi negatif basınç, karından göğüse doğru sıvının akmasını kolaylaştırıyordu. Kulakçıklarda oluşan emme kuvveti de bunlardan bir tanesiydi. Ve damarlar arasındaki yorumlar, damarların hepsinin ortak özelliğine baktığında tek katlıya sepital ortaktı. Atar damar sorulursa kapakçık yok. Kan basıncı yüksek, elastik lif fazla bu yüzden. Hocam toplar damarda ise kesit alanı biraz daha fazlaydı. Kan burada çok yoğundu. Aslında depo ediyor toplar damarlar kanı. Elastik lif az çünkü basınç düşük demiştik. Evet, sorulara geçelim. Bakın, Starling hipotezine benzer bir soru. Ancak dikkat edin kan basıncı değeri azalmayıp sürekli sabit kalsaydı. Yani şöyle değil de nasıl görünseydi böyle görünseydi ne olurdu? Hocam kan sürekli damar dışına çıkacaktı. Çünkü ozmotik basınç bakın basınçtan hep düşük olacak. Bir çekme kuvveti olmayacak. Dolayısıyla sıvılar nerede birikecek? Dışarıda birikecek. Kan basıncı hep yüksekse bu ödem. Doku sıvısı miktarı azalmayacak, artacaktı. Kan plazma hacmi azalacaktı. Kan sıvı kaybedecek arkadaşlar. Lenf dolaşımındaki sıvı miktar artacaktı çünkü lenfin yaptığı iş artacaktı. Sürekli dokuların arasındaki sıvıları toplamaya çalışıyor lenf. Peki burada hızdan bahsedebiliriz. Çünkü hızın en az olduğu yer AKT akut kılcal damarlardı. X kanın akış hızıdır. 3 numaralı damarda elastik lif yoktur. Yoktur değil. Azdır diyeceğiz. 2 numaralı damar endotelden oluşur tek katlı yaz sepital. 1 numaralı damar basınca karşı dayanıklıdır. İçinde elastik lif var ve çok fazla var ve düz kask tabakası kalın. Bu olay madde alışverişi için önemlidir. Evet kesit alanı artmıştır, hız azalmıştır. Kılcal damarlardan madde alışverişi yapılır. Lütfen dikkat edin. Verilen damarlardan hangisinin kapı toplar damarına bağlanması beklenmez? Dalak, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ama böbrek alt ana toplara bağlanır. Bakın defalarca söylemişim. İşaretli molekül sorusu tarzında sorularda çok değerlidir bu. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri atar damarı toplar damardan ayırt etmek için kullanılır? Yapıdaki kapakçık varlı, atar damarda yok ki. Bakın ikisi arasındaki farkı sormuyorum. Atarı toplardan ayırt et diyorum. Genelde öyle hatalar yapılıyor. Endotel ikisinde de var. Kalın ve bol elastik lifli düz kas tabakası atarı toplardan ayırır işte. Güzel. İkisinin arasındaki fark deseydim 1-3 olurdu. Tamam. Ama ben ikisi arasındaki farkı sormamışım. Atarı toplardan ayırt et demişim. Alt ana toplar damara verilen işaretli bir molekül en kısa yoldan böbreklere gitmesi isteniyor. Buna göre bu molekülün aşağıdaki yapılardan hangisinden geçmesi beklenmez. Şimdi ben çiziyorum diyorum ki elimde bir böbrek var. Böbrek e, böbreğe bir şey gelecek ama alt ana toplar damara kanı vermişim. İşaretli molekülü vermişim. Bu önce ne yapacak? Kalbe gelecek değil mi? Kalbin sağ kulakçığına gelecek. Sonra kalbin sağ karıncığına gelecek. Buradan akciğer atar damarıyla akciğere gidecek. En kısa yolu çiziyorum şimdi. Sonra akciğer toplar damarıyla sol kulakçağa gelecek. Oradan işte sol karıncağa geçecek. Aort atar damarıyla kalpten ayrılırken değil mi? Aort atar damarıyla ayrılırken kalpten ne yapacak arkadaşlar? Bir atar damar olan böbrek atar damarına ayrılacak. Şuraya rica etsem arkadaşlar böbrek atar damarı yazın. Burası bizim nazar boncuğumuz olsun. Ve böbreğin kendisine ulaşacak. Neden koroner damarlar demedim? Bakın bir molekülün kalbi uğramasıyla kalbin koroner damarına uğraması aynı şey değil. Kalbin koronerine gelmişse o kalp tarafından kullanılacak. Ama kalbin boşluklarına gelmişse o yoluna devam edebilir. Yani bir molekülün kalbi uğraması ya da koroner damardan geçmesi aynı şey değildir lütfen dikkat edin. Cevabımız D seçeneği olacak. Evet burayı bitirdik. Bir mola daha. Ben sesimi siz de gözlerinizi dinlendireceksiniz. Hadi bakalım.